Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıfın son konusunu anlatıyoruz. Bu konuyla birlikte tüm derslerimizi bitirmiş olacağız. Konu anlatımı bakımından gençler. Bugün ne yapacağız? Güncel çevre sorunlarının en son kısmında kalan doğal kaynakların sürdürülebilirliğini anlatacağız. Haliyle de ödevlerinizi vererek dersimize başlayacağım. Ama aslında sayfa göstermemize gerek yok. Neden? Kitabımızı bitiriyoruz gençler. Yani en son kısma kadar geliyorsunuz. Ünite tarama testlerini, yazılı hazırlık sayfalarını hepsini bitiriyorsunuz gençler. Sayfa 201'e kadar sıfırdan ona da çözülmemiş hiçbir yerin kalmamış olması gerekiyor. Aynı şey dinamomuz için de geçerli. Soru bankasında da yine yazılı hazırlık sayfasını da bitirin. Sayfa 190'a kadar çözülmemiş hiçbir şeyin iki kitaptan da kalmamış olması gerekiyor. 10. sınıfı bitirdiğimiz zaman haliyle konu anlatımına şimdi geçiyoruz gençler. Yaslanın arkanıza, başlıyoruz. Bugünkü dersimizde neden bahsedeceğiz? Onları söyleyeyim gençler. Sürdürülebilirlik kavramından bahsedeceğiz. Sürdürülebilirlik genel bir kavram. Tabii ki doğal kaynaklar için kullanabildiğimiz gibi ekonomi için de kullanabiliyoruz. Yani genel bir kavram. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken geleceği de düşünmek anlamına geliyor. Bir örnek üstünden söyleyeyim. Mesela su sıkıntısından çok bahsediyoruz. Diyoruz ki su tasarrufu yapmamız gerekiyor. Dünyadaki tatlı su kaynakları çok fazla derecede azaldı. Biz ölene kadar su kaynakları bitmez gençler, ama bizden sonraki nesillere de bu su kaynaklarının kalması lazım. O zaman su kaynaklarının sürdürülebilirliği ile ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani kaba taslak sürdürülebilirlik demek bugünün ihtiyaçlarını karşıla ama har vurup harman savurma, senden sonraki gelecek nesilleri de düşün anlamına geliyor. Sonra doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için neler yapılması gerektiğinden de bahsedeceğiz. Doğal kaynak ne demek? Doğa tarafından oluşturulan, insanların kullanımına sunulan, yer altında da olabilir, yer üstünde de olabilir, yenilenebilir, yenilenemez tüm kaynaklara birden doğal kaynak ismini veriyoruz. Yenilenebilir ve yenilenemez de neyi kastediyorum? Eğer ben bir kaynağı kullandığım zaman o kaynağın bitme ihtimali varsa ona yenilenemez kaynak ismini veriyoruz. Mesela enerji kaynaklarımızdan örnek verelim. Fosil yakıtlar, doğalgaz, kömür gibi yakıtları düşündüğümüz zaman kömür rezervlerinin oluşması bilmem kaç bin sene sürmüş. Biz son 500 yıl içerisinde kömür rezervlerinin neredeyse sonuna kadar geldik. Kömür kaynakları rezervleri bittiği zaman artık kömür kullanamayacağız. Aynı şey petrol için, doğalgaz için de geçerli gençler. Ama evimin üstüne güneş paneli koyabilirim. Güneş panelinden işte suyumu ısıtıp, evimi ısıtıp ihtiyaçlarımı karşılayabilirim. Ben evimin üstüne panel koydum diye güneş bitmez. Ya da ben yel değirmeninden elektrik enerjisi üretiyorum. Rüzgar yel değirmenini döndürdü diye rüzgar bitmez. Kullandığım zaman bitmeyecek olanlar yenilenebilir enerji kaynağıdır. Kullandığımda bitme ihtimali olanlar yenilenemez enerji kaynağıdır. Fark etmez, hepsi birden doğanın bana kullanım için sunduğu kaynaklar. O yüzden bunlara doğal kaynak ismini vereceğiz. Doğal kaynakların ekosistem dengelerine uygun şekilde kullanılarak çeşitlilik ve üretkenliklerinin sürekliliğinin sağlanmasına da sürdürülebilirlik kavramı karşılık gelecek. Gençler, dediğim gibi ülkeler mesela sürdürülebilir kalkınma programları açıklıyorlar. Ne diyor? Ülkemin tüm ekonomik koşullarını sağlayayım, insanlar refah içinde yaşasınlar ama gelecek nesilleri de hesaba katayım, onlar için de bir hesaplama yapayım aslında anlamına geliyor. Sürdürülebilir kalkınma kavramı resmi olarak ilk kez 1987 yılında ortaya çıkmış. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Ortak Geleceğimiz adlı bir rapor var. Bu raporda bu kavram kullanılmış. Raporda sürdürülebilir kalkınma bugünün gereksinimlerini karşılama olarak tanımlanmış. Gelecek nesilleri de tehlikeye atmama olarak tanımlanmış. Sürdürülebilir kalkınmanın 3 tane
ayağı var. Bunlardan birincisi tabii ki çevresel kalkınma olacak. Diğeri ekonomik kalkınma olacak. Bir diğer ayağı ise sosyal kalkınma olacak. Üçü bir araya geldiği zaman sürdürülebilir kalkınma meydana geliyor. Doğal kaynakları tabii ki günümüzde bilinçsiz bir şekilde kullanıyoruz. Aşırı derecede tüketiyoruz ve doğal kaynaklar bundan zarar görüyor. Mesela petrol dedim, yenilenemez bir enerji kaynağıdır. Petrolün bitmesi demek petrolle çalışan tüm araçların, gereçlerin çalışamaması anlamına gelecektir. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bu rezervleri hem bitebileceğini düşünerek uygun şekilde kullanmamız gerekiyor, hem de alternatif enerji kaynakları aramamız gerekiyor. Tabii ki aşırı kullanım başta insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. İnsanlar ekosisteme zarar veren canlılardır. Doğal kaynaklara verilen zararları önleme ve zarar görmüş kaynakları yeniden kazanma, düzenleme çalışmalarında modern teknoloji maalesef ki yetersiz kalıyor. Biz havayı kirletiyoruz ama havayı temizleyecek, o benim kirletmediğim hale dönüştürebilecek bir teknolojiye sahip değiliz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Havayı kirleticileri azaltmamız, verdiğimiz zararı engellemeye çalışmamız gerekiyor gençler. Aşırı kullanım, bilinçsiz tüketim tabii ki ekolojik sorunları daha da fazla artmasına neden oluyor. Biyolojik çeşitlilik kavramından da bahsedelim. Biyo canlı demekti. Biyolojik çeşitlilik dediğimiz zaman da canlı çeşitliliğinden bahsediyoruz. Canlı çeşitliliğini oluşturan da yine 3 tane basamaktan bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi genetik çeşitlilik, ikincisi tür çeşitliliği, üçüncüsü ise ekosistem çeşitliliği dediğimiz çeşitliliktir. Genetik çeşitlilik ne demek? Sen mavi gözlüsün, ben kahverengi gözlüyüm. Sen kıvırcık saçlısın, ben düz saçlıyım. Aynı tür canlılar arasındaki çeşitliliğe verdiğimiz isimdir gençler. İnsan üzerinden örnek verdim ama her kaplumbağa birbiriyle aynı değil, her kedi birbiriyle aynı değil. Tür içi bir çeşitlilik söz konusu oluyor. Tür çeşitliliği dediğimiz zaman da bölgede bulunan farklı canlı türlerinden bahsediyoruz. Bir bölgenin tür çeşitliliği ne kadar fazlaysa ekosistemin kendini yenileme yeteneği de o kadar fazladır. Ekosistem çeşitliliği dediğimizde de canlıların yaşadığı farklı alanlar, bu alanlarda gerçekleşen olayların çeşitliliğinden bahsediyoruz. Mesela aslında Türkiye'ye baktığımız zaman biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir ülkeyiz, çok zengin bir coğrafyayız. Neden? Aynı türün canlılarının arasında tabii ki genetik çeşitliliğe sahibiz. Ülkemizde çok fazla tür çeşitliliği var. Ülkemizde çok farklı ekosistem çeşitliliği de var. Bazen haberlerde görüyoruz. Ülkemizin doğusunda kar yağmış, dize kadar kar varken batı kısımlarında insanlar denize giriyor. Bu da farklı ekosistemleri barındırdığımız anlamına geliyor. Ne kadar çok çeşitlilik o kadar iyi gibi düşünebilirsiniz. Çeşitlilik ne kadar çok yüksek oluyorsa ekosistemin kendini yenileme yeteneği de o kadar yüksek oluyor. Doğal dengenin önemli unsurlarından bir tanesi de tabii ki az önce söylediğimiz biyolojik çeşitlilik. Gıda, giyim gibi temel ihtiyaçlarımızın çoğunu canlılardan karşılıyoruz. Mesela giydiğimiz pamuklu kıyafetler var. Nereden? Pamuk bitkisinden elde ediliyor. Veya deri kullanıyoruz. Deri hayvanlardan elde ediliyor. Masalarımız ağaçlardan elde ediliyor. Yani yaşamımızdaki pek çok sektörde canlıları görüyoruz. Biyolojik çeşitliliği de haliyle tabii ki korumak zorundayız. Ne yapacağız? Bu biyolojik çeşitliliğin farkına varacağız. Tedavi yöntemleri kullanılabiliyor canlılar kullanılarak. Mesela bu bir sülük tedavisi gençler. Alternatif tıp denilen alanlarda da yararlanıyoruz canlılardan. Sadece alternatif tıp olarak düşünmeyin. Evimizdeki ilaçların çoğu bitkisel kökenlidir. Mesela bilmem ne bitkisinden ağrı kesici ilaç yapıyorlar. Bilmem ne hayvanının salgısından falanca hastalığa iyi gelen bir ilaç oluşturuyorlar. Her alanda canlıları kullanıyoruz.
Baktığımız zaman da canlılar ekosistemler içerisinde tabii ki birbirleriyle etkileşim halindeler. Bir canlının neslinin yok olması demek diğer canlıları da olumsuz yönde etkiliyor. Mesela şöyle bir durum söz konusu olabiliyor gençler. Diyelim ki bir tarlada, bir bölgede tarım yapılıyor. Bu bölgede de işte yılanlar var. Aslında yılanlar insanlara zarar vermiyor ama insanlar yılanlardan korkuyor. Gidiyorlar bu yılanları toplu bir şekilde yok ediyorlar. Yani köylüler toplandılar, bir grup oluşturdular. O hafta bütün yılanları yok etmeye çalıştılar. Çok güzel, o sene yılanlar olmuyor. Evlere, kilerlere dadanan canlılar olmuyor. Gayet güzel bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Ama ertesi sene olduğu zaman yılanlar kiminle besleniyordu? Farelerle. Yılanları sen ortadan kaldırırsan farelerin sayısı aşırı derecede artış gösterir. Ne yapıyor bu fareler? Tarlalara zarar vermeye başlıyor. Besin bulamayınca bu sefer evlere girmeye başlıyorlar. Evlerdeki gıdalara, insanlara zarar vermeye başlıyorlar. Sen ekosistemde bir canlıya zararlı olarak görebilirsin ama o canlının sayısının azalması diğer canlıları mutlaka etkileyecektir gençler. Günümüzde de ülkemizde de biyoçeşitliliği korumak için yapılan çalışmalar var. Mesela Milli Parklar Kanunu, Kara Avcılığı ve Su Ürünleri Kanunu gibi yasalar kapsamında ne yapıyoruz? Canlı çeşitliliğini korumaya çalışıyoruz. En bilindik örneklerden bir tanesini söyleyeyim mesela size. Haberlerde görüyoruz. Diyor ki balık yasağı kalktı, işte balık tüketmeye başlayabileceğiz, balıklar artık tezgaha geldi diyor. Neden? Devlet yasa koyuyor. Diyor ki tamam, olta balıkçılığı öyle bireysel olarak kendin 3-5 tane tutabilirsin, ona bir şey demiyorum. Ama teknelerle çok büyük miktarda balık avcılığını şu tarihle şu tarih arasında yapmayacaksınız diyor. Şu tarihle bu tarih arası balıkların üreme dönemi. Sen bu tarih aralığında balıkları avladığın zaman üreme dönemine henüz gelmemiş, yavrulamamış balıkları avlıyorsun. Haliyle bir sonraki seneye balıklar çok azalıyor. Bir sonraki seneye çok azalıyor. Bir sonraki seneye çok azalıyor. Bir süre sonra balık neslinin tükenmesine sebep olabilirsin. O yüzden de şu tarihler arasında balık avcılığı teknelerle büyük miktarda avcılık yasaktır diyor. Kanuni cezası var, çıkamazsın diyor. Bu tarihe kadar bırakacaksın, denizlerde balıklar çoğalacak, büyüyecek, yavrulayacaklar. Bir sonraki senenin yavrusu oluşacak diyor. Falanca balığı da şu kadar santimden büyükse avlayabilirsin, bu kadar santimden küçükse yakaladıysan denize tekrar vereceksin, satışa çıkartmayacaksın, büyüyecek o denizin içerisinde diyor. Böylelikle mesela denizlerimizdeki biyoçeşitliliği korumaya çalışıyoruz gençler. Yaban hayatı geliştirme sahaları türlerin yerinde korunduğu alanlardır. Unutmayın, canlıların dünyada ilk kez ortaya çıktıkları ve yayıldıkları bölgelere de gen merkezi ismini veriyoruz. Bak burası önemli. Dünyada kaç tane gen merkezi varmış? 8 tane. Yani canlıların dünya üzerinde 8 tane bölgede meydana geldiklerine inanılıyor. Yakın Doğu ve Akdeniz Havzası gen merkezleri Türkiye sınırları içerisinde. Yani topu topu dünyayı düşün, 8 tane merkez var. Bu merkezlerden de Yakın Doğu ve Akdeniz Havzası bizim ülkemizin sınırları içerisinde. Sen bizim ülkemizin biyoçeşitliliğini buradan hayal et, ne kadar fazla canlı çeşitliliğine sahibiz. Bu merkezler dünyada tarımı yapılan çok sayıda bitki türünün de ana vatanı oluyor gençler. Bir de tabii ki size hemen endemik türlerden bahsedeceğim. Pandeminin zıt anlamlısı gibi düşünebilirsin. Hayatımızda bir pandemi gerçeği olunca kelimeyi iyi öğrendik. Pandemi her tarafa yayılan demek. Pandemik tür dünyanın her yerinde görebildiğin tür demek. Endemik tür ise sadece belli bir bölgede bulunan canlı anlamına gelecek. Tam tanımını da yapacak olursak sadece sınırları belli bir coğrafi alanda yetiştirilebilen, başka coğrafi alanda bulunmayan türlere endemik tür ismini vereceğiz. Endemik türler çok değerli. Neden? Diyelim ki senin X endemik türü ülkende yetişiyor. Bu senin ülkenin bir değeridir. İnsanlar bu endemik türü görmek için turizm amaçlı ziyaretlerde bulunabilirler. Bu endemik türü araştırmak için bilimsel ziyaretlerde bulunabilirler. Veya bu endemik türden insanlık yararına bir şey elde ediyorsan
o ürünü elde etmek için senin ülkene ihtiyaçları var. Diyelim ki benim ülkemde X bitkisi var. Bu X bitkisinden de bilmem ne hastalığının ilacı üretiliyor. Dünyadaki herkes bu ürünü elde etmek için benim ülkeme ihtiyaç duyacak. Benim bu endemik türü korumam, başka alanlara çıkışını yasaklamam gerekiyor gençler. Türkiye'de endemik bitkiler açısından dünyanın en önemli ülkeler arasında yer alıyor. Endemik bitkiler nadir bulundukları için tabii ki ekolojik ve ekonomik değerleri yüksektir. Canlıların, doğal kaynakların hiç tükenmeyecek gibi kullanılması ve habitatlarının tahrip edilmesi gibi nedenlerle tabii ki nesilleri yok oluyor gençler. Eskiden Ankara'daki ormanlarda filleri saklarlarmış savaş zamanında. Şimdi düşünebiliyor musun? Ankara'da hangi ormanda hangi fili saklayacaksın? Fil ülkemizde yok gençler. Özel tabii ki koruma alanları haricinde veya ülkemizde nesli tükenmiş, eskiden bu bölgede yaşayan pek çok canlı türünü günümüzde göremiyoruz. Soyu tükenmiş türler biyolojik çeşitlilik açısından yeri doldurmayacak bir kayba dönüşüyor. Düşmüş oluyor. Baktığımız zaman tabii ki bizim endemik türlerimizi korumak için biyo kaçakçılığı, biyo korsanlığı önlememiz gerekiyor. Biyo kaçakçılık veya biyo korsanlık ne demek? Dedim ya, X bitkisi var. Bu X bitkisi benim ülkeme özgü bir endemik tür. Ben bu bitki türünden bilmem ne ilacını üretiyorsam bütün dünya o ilacı elde edebilmek için benden ürünü satın almak zorunda. Ama gelseler bu bitki türünü kaçak yollarla kendi ülkelerine götürseler. Biz bu sene eşeğsiz üremeyi de gördük bitkilerde mesela. O ülke o bitki türünün yaşaması için uygun olmasa bile özel doku kültürleri, seralar, özel alanlar oluşturarak o bitki türünü o ülkede de yetiştirebilirler. O zaman canlı veya canlıdan herhangi bir parçanın yasa izin vermediği şekilde yurt dışına çıkartılmasına biyo kaçakçılık, biyo korsanlık ismini vereceğiz. Yani ana canlıyı götürmesine gerek yok. Ana canlıdan bir parça da götürse orada vejetatif yöntemle çoğaltabilir gençler. Ne yapacak? Bir sistem içerisinde durum ilerleyecek. Doğadan canlıların toplanması neye sebep olur? Birey sıralamasında azalmaya neden olur. Haliyle popülasyon sayısı azalır, tür kaybı meydana gelir. Buna bağlı olarak ekosistemin dengesi bozulur, ekosistemler tahrip olur ve biyolojik çeşitlilik kaybolur gençler. İnsanlığın geleceği tabii ki büyük ölçüde biyoçeşitliliğin korunmasına ve değerlendirilmesine bağlı. Dediğim gibi bir ekosistem zarar gördüğü zaman o ekosistemdeki biyolojik çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistem o kadar kendini yenileme yeteneğine sahip oluyor. Biz de biyoçeşitliliği korumak için tabii ki biyo kaçakçılığı önlemeliyiz. Çevre tahribatının önüne geçmeliyiz. Soyu tükenme tehlikesinde altında olan türler için koruma alanları oluşturmalıyız. Nasıl koruyabileceksek, bu bir hayvan türüyse mesela milli parklar oluşturmalı, onları yaşadıkları alanlarda korumaya çalışmamız gerekiyor. Aslında bizim ülkemizde de sit alanı denilen alanlar var. Oralara bina yapılmasına izin verilmiyor. Neden? Burada yaşayan canlı türleri var. O canlı türleri eğer sen gidersen oraya bina, otel bir şey yaparsan tabii ki bir süre sonra nesil kaybına yaşayacaktır gençler. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de TAT uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter, o da mümkün. Onun için de yine TAT uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Canlıya ait hücre, doku ya da organların çok uzun yıllar boyunca uygun koşullar altında saklanması da gen bankası dediğimiz bankalarla mümkün oluyor. Aynı şekilde bitkilerden elde edilen tohumların saklandığı alanlar da var. Bunlara ise tohum bankası ismini veriyoruz.
Dünyanın üçüncü büyük tohum bankası, gen bankası da Türkiye'de gençler, yine çok önemli. Düşün, dünyada tohum bankaları, gen bankaları kuruluyor biyoçeşitliliği korumak için. Dünyanın üçüncü büyük gen bankası, tohum bankası da ülkemizde yer alıyor. Türkiye Tohum Gen Bankası'nda hem bitki hem bakteri hem de mantar gen kaynakları koruma altına alınmış durumda. İleride herhangi bir durumda canlının nesli tükenirse bile bu tohum bankalarından elde edilen tohumlarla üretim gerçekleştirilebiliyor. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik alabileceğimiz tabii ki önlemler var. Mesela biyolojik kaynakların sürdürülebilirliği konusunda yerel halk bilinçlendirilmeli. Yerel halk dediğimiz kişi biziz zaten. Bilinçlenmek için neler yapılabilir? Mesela çevre kirliliğini önlemek için ya da kaynakları korumak için ne yapıyorlar? Televizyon programları düzenleniyor. Televizyonda kaynakların neden korunması gerektiği, neden suyu israf etmeden kullanmamız gerektiği anlatılıyor. Reklamlara bakıyoruz, diyor ki benim makinamı al diyor. Benim makinam diyor şu kadar litre suyla bütün bulaşığını yıkayacak diyor. Şu kadar litre suyla bütün bulaşığı yıkamaya kalkarsan sen evde çeşmeden akanla daha çok yıkardın. Suyu korumuş olacaksın. Kaynakları koruyacaksın. Uzun vadede faturan az gelecek, su tasarrufu yapacaksın diyor. Bunların amacı aslında ne? Su konusunda insanları bilinçlendirmeye çalışmak. Veya aslında bilinçlenme çok küçük yaşta başlamaz mı? Bilinçlendirmek için devlet ne yapıyor? Derslerin içerisine çevre kirliliği konusunu anlatıyor. Diyor ki, daha küçük sınıflarda da tabii ki var, 10. sınıfa geçen diyor gençlerimize biyoloji dersinde anlatılsın bu. Kaynaklar yok olursa nelerin olabileceği, bizi gelecekte nelerin beklediği söylensin. Bizim gençlerimiz bilinçlensin. Gençler bilinçlenirse zaten bundan sonra sıkıntı kalmaz deniyor. Müfredatın içinde hemen hemen her sınıfta çevre kirliliğinden bahsedilmesinin amacı budur gençler. Bu konuda gönüllü çalışmalar yapan tabii ki sivil toplum kuruluşları da var. Bunlara destek vermemiz gerekiyor. Çayır, mera, yaylalarda aşırı otlatma yapmamız sonucunda bitkilerin aşırı miktarda azalmasına, neslinin tükenmesine yol açıyoruz. Hiçbir şeyi aşırı yapmamalıyız. Biyo kaçakçılık veya devlet yasak koymuş, bana ne, ben gece tekneyle çıkarım balık avlarım demememiz gerekiyor. Kaçak avlanma yasal ve teknik önlemlerle engellenmeli ki sahil güvenliklerimiz bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi de önlenmeli. Milli parklar, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, özel çevre koruma bölgeleri, gen ve tohum bankaları, botanik bahçeleri gibi yerler korunmalı ve çoğaltılmalı. Bunun haricinde şunu ekleyeyim gençler. Bunların hepsi canlıları koruma alanlarımız. Milli park, tabiatı koruma alanları denilen şeyler, insan müdahalesi olmadan bir alanda canlıların yaşamasına izin verilme. Mesela Afrika'da safarilere gidiyor insanlar. Aslında o bölgeye müdahale edilmiyor. İşte zürafalar, filler, aslanlar, kaplanlar kendi kendine normal doğal alanında yaşıyor. Hiç hayvanat bahçesinden bahsetmedim. Hayvanların bir kafes içerisinde tutulmasına karşıyız gençler. Yani hadi gidip bakalım, görelim diye bir kafes içerisinde hayvanların tutulması tabii ki uygun değildir. Çok da uzatmayayım, siz ne demek istediğimi anladınız. Doğal sit alanı ya da yaban hayatı geliştirme sahaları, sınırları belli, kendi haline bıraktığın, hayvan istediği gibi koşup zıplayıp avlanabildiği bölgelerdir diyeyim. Buradan da birkaç tane soru çözelim, bitirelim gençler. Türkiye'deki endemik türlerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Endemik ne demekti? Sadece bir bölgede yayılış gösteren canlılara endemik türler diyorduk. Tüm bölgelerde yayılış gösterir tabii ki bizim için yanlış olacak. Bazılarının nesli maalesef ki tükenme tehlikesi altında. Onları özel olarak korumamız gerekiyor. Sadece bitkilerden oluşuru da tabii ki kabul etmeyeceğiz. Ülkemizde pek çok endemik hayvan türü, bakteri türü, mantar türü de bulunuyor. Cevabımız yalnız 2 oldu. Geldim diğer bir soruma. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması olaylarından hangilerini olumlu yönde etkiler? Yani ben biyolojik çeşitliliği korursam
Bunlardan hangileri olumlu yönde etkilenir diyor. Çevre kirliliğinin artması, bir kere çevre kirliliği azalır. Biyolojik çeşitlilikten bahsediyoruz. Canlılar insan gibi doğaya zarar vermiyor. Oluşturduğu atık dediğin şey aslında toprak için yararlı olan gübredir. Toplumun bilinçlendirmesini tabii ki sağlayacak. Nesli tükenmekte olan canlıların da koruma altına alınmasını tabii ki sağlamış olacak. Buradan da hemen özetleyip kapatıyorum. Doğada insan etkisi olmadan oluşmuş, yenilenebilir, yenilenemez. Hepsine birden ne ismini veriyorduk? Doğal kaynak ismini veriyorduk. Doğal kaynakları da ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Sürdürülebilirliğini korumalıyız gençler. Dünya üzerindeki tüm canlılar dünyanın biyolojik çeşitliliğini oluşturuyor. Biyolojik çeşitliliğinin de 3 tane ayağı varmış. Genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği olmak üzere. Aynı türden bireyler arasındaki farklılıklara genetik çeşitlilik diyoruz. Bir bölgede bulunan tüm türler tür çeşitliliğini meydana getiriyor. Ekosistemlerin de birbirlerinden farklı özelliklere sahip olması ekosistem çeşitliliği olarak adlandırılacak. Yeryüzünde sadece belli bir ekolojik alanda veya ülkenin sınırları içerisinde yayılış gösteren türlere endemik tür dedik. Tutar da ülkemizde olan bir canlının dokusunu, hücresini veya canlıyı götürür başka bir alana çıkartırsan da biyo kaçakçılık, biyo korsanlık yaptığın anlamına geliyordu. Canlıya ait hücre, doku veya organların uzun yıllar boyunca uygun koşullar altında saklanması gen bankası sayesinde gerçekleştiriliyor. Bitki tohumlarının saklandığı gen bankalarına da tohum bankası ismi veriliyor. Yabani bitkilerin ve hayvanların ya da onlara ait parçaların yetkili kurumların izni olmadan çıkartılmasına biyo kaçakçılık diyoruz. Biyo kaçakçılığın hem maddi hem de hapis cezası bulunuyor gençler, eğer yakalanırlarsa. Hemen buradan da ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.